Ne var? Bir şey mi söyleyeceksin? Sana diyorum. Yok. Yok bir şey. Kocan gitmiş, merak ettim. Etme. Kız. Ne? Dolanıyorsun bunun etrafında. Hı? Aa, hayırdır inşallah. Ne gülüyorsun öyle havaya havaya? Ha. Hiç. Hiçbir şey. Öylesine. Kız bana bak. Gittiniz, oturdunuz hep beraber, kahve içtiniz lazım gibi. Ne konuştunuz, ne yaptınız anlatmadın bana. Şimdi deli deli gülerek beni geçiştirmeye çalışıyorsun. Ay babaannem ya. Sana da gülsem kabahat, somutsam kabahat. Şurada yerimizi daha yeni bulmuşuz. Sen yine kendi aklınla yandan yandan bir oyunlar çevirme de. Yürü hadi. Kız yürüsene. Aa, bismillah. Yürü. Şu çakma karı kocanın odasını bir karıştıralım bakalım. Canım sen hayırdır? Ha? Canım dediysen raconu öyle diye. Ablama bakıyordum ben ya. Ablamı arıyordum. Yok mu? Yok. Yok onu yemezler. Tekrardan soruyorum. Hayırdır? Ya pardon. Hı? Pardon. Hayırdır falan ne oluyor Damla? Ben de artık bu evde yaşıyorum. Sen bunun farkında mısın? Maalesef. Hayatımıza geri hortladığından beri varlığını fark etmemek imkansız. Kokuyor böyle efil efil. Ne diyorsun ya? Ha? Ne kokuyor? Ucuzluk kokuyor. Böyle buram buram, çiğlik, banallik, paçozluk kokuyor. Şu mis gibi odayı da kokutmayalım ama değil mi Kezban için? O yüzden seni şöyle alalım. Alalım alalım böyle. Dışarı dışarı al. Bana bak. Ben sana bakıyorum da. Bakmasaydım ama keşke. Yani ikinizin abla kardeş olduğunu düşünmek. Aman nasıl insanlar ya bunlar? Siz benim yokluğumda gelin görünce bayağı kaynaşmışsınız ha. Ay yok dilin değil ya. Ay sana ne ya? Ben sana hesap mı vereceğim? Kaynaşırım kaynaşmam. Sen yavaştan kendi cephene kaynaş bakalım. Abimin mıntıkasından uzuyorsun. Bir daha da böyle sinsi sinsi odalara sızmıyorsun. Bana bak. Damla su. Senin karşında odanı temizleyen müştemilat kızı yok. Nedim Karaca'nın karısı var. O yüzden sen istersen şu konuştuklarına bir dikkat et. İstemem. Sen kork benden. Sen artık kork benden. Ben de senin bir açığını bulurum. Hallemeder, kallemeder bulurum. Ay bu kız böyle ciddi ciddi Civan'ın ablası yani. Ay bu Civan böyle sütçüden falan olmasa ya da ne bileyim cami avlusundan falan. Ay yok. Kardeş be bunlar. Ya bildiğin fakir ama gururlu Civan'ın ablası yani. Ay bana ne ki ya? Küsüz biz bir kere. Hayır belli ki geçmişe sünger çekmeye çalışıyor çocuklar. Ne yapacaklar yani? Ne yapsınlar istiyor? Kanlı bıçaklı mı olsunlar istiyor bu adam? O adamın ne istediğinin ne önemi var ki? Damadı istemiş isteyeceğini. Bitti o kadar. Evlilikleri gerçek değil. Çakma. Peki neden? Neden?
Sakin olacağız oğlum. Bu sefer çok akıllı olacağız. Doğru adımlarla yürüyeceğiz. Esip gürlemek, yakıp yıkmak yok. Yangına körükle gitmek, acele etmek yok. Burada bir şeyler dönüyor. Ve senin annen sabrıyla bunların hepsini tek tek çözecek. Kocam geldi sandım. Sahi nerede kocam? Görmedim Ceren Hanım. Agah Bey sizi çağırıyor. Sonra onlar gittiler. Arkalarından da biz kalktık Agah Bey. Size başka anlatmam gereken bir şey yok. Ha. Cenk'in gidişiyle ilgili en ufak bir ilgim olmadığını söylememe gerek yok herhalde. Ama çok merak ediyorsanız söyleyeyim. Nedim'le bir sıkıntıları var onların. Nedim'in dün gece beni korumak için söyledikleri Cenk'in biraz canını sıktı galiba. Da siz buraya benimle başka bir şey konuşmak için çağırdınız galiba. Hı hı. Aslında ben seni yarın şirkete çağıracaktım. Siz beni şirkete çağıracaktınız. Siz gelininize iş mi teklif ediyorsunuz Agah Bey? Yok. Senin zaten işin var. Ortalığı karıştırmak, çirkeflik, edepsizlik, ahlaksızlık, şeytanlık. Hepsi. Oğlunuzun acısını benden çıkartacaksınız demek. Tabii. Nasılsa sizin gücünüz yeğeninize yetmiyor. İstediğin de bu değil mi? Beni yeğenimle karşı karşıya getirmek. Ama ben sana istediğini vermeyeceğim. Ben sana en çok istediğini vereceğim. Başından beri bu paranın hayalini kurarak girdin. Şimdi al hayallerini yeğenimin yakasından düşün. Boş bu. Boş. Çünkü sen dolduracaksın. Siz benimle dalga geçiyorsunuz Agah Bey. Siz benimle oyun oynuyorsunuz Agah Bey. Bana iyi bak şeytan yavrusu. Gözlerime çok iyi bak. Oyun senin için. Benim değil. Ben ticaret adamıyım. Sana 24 saat mühlet. O çekene kadar istiyorsan yaz. Ta en başından beri istediğini al ve boşan. Elini yeğenimden. O gözlerini de oğlumdan çek. Şimdi çık git buradan.